Merhabalar nasılsınız? Şu anda e, bir bitcoin yayınıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz birkaç zamandır bitcoin üzerine yayın yapacağımı söylüyordum defalarca. Ama dün açılacaktı aslında bu yayın. Bitlo'da benim referans olduğum bitcoin alıp satma e, platformunda güncelleme problemi olduğu için de ben de bugüne attım. Her şeyden önce e, güvenlik benim için ve bir şey önereceksem de doğru olması ve doğru hizmet veriyor olması önemli olduğu için ilk başta bunu bekledim. O yüzden birkaç zamandır gecikti diyebilirim. Hemen başlayalım. Bu videoda A'dan Z'ye Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenler veya Bitcoin'i merak edenler için bir video çekmeye karar verdim. Şimdi başlayalım. Şimdi Bitcoin ne zaman başladı? Bitcoin 2031 Ekim 2008'de bulundu. Bir Japon adıyla adını yazdığınızda bir bey çıkıyor ama kesinlikle o doğru değil. Tamamen o simgesel olarak başladı ve aslında dolar, euro gibi alternatifi olmayan para birimleri finansal sistemin liderlerine bir alternatif olsun diye ve takip edilemesin diye başlamış bir sistemden bahsediyoruz. Biliyorsunuz herhangi bir bankada SWIFT sistemi üzerinden para gönderiyorsunuz veya alıyorsunuz. İşte o para göndermelerinizi her zaman mesela dolar üzerinden yapıyorsanız Amerikan Merkez Bankası kaydediyor. Euro üzerinden yapıyorsanız Avrupa Merkez Bankası kaydediyor. TL üzerinden yapıyorsanız da sizin bütün bu sistemleriniz bankacılık sistemiyle Türkiye Merkez Bankası'na gidiyor. Ama Bitcoin'in asıl hedefi büyük harfli olan Bitcoin kişiden kişiye transfer transfer olarak başlamış bir sistem. Küçük bitcoin de bütün diğer altta oluşan kripto paraları destekliyordu ama bir zaman sonra altcoin olarak adı değişti ve böyle devam etti. Şimdi devam edersek geleneksel finansal düzenin baş aktörlerine bir alternatif olarak çıktığı için enflasyondan etkilenmiyor. Dijital paralar, dijital paralarla farkı nedir derseniz, dijital paralar bir merkezden basılır. Yani bir sistemle içerisindedir. Kripto paralar bir merkezsel değildir. Bir merkezden basılmazlar ve kontrol edilemezler. Dijital paralar kripto paralara göre daha güvensizdir aslında. Neden? Çünkü kripto paraların bir kodlaması vardır ve o ağa baktığınız zaman inanılmaz farklı bir tanımlaması olduğu için her birinin o nedenle o bitcoin'in sahibinin o ağa giriş kilidini güvenliğini bir olması gerekir. Genelde böyle sistemlere siz üye olmak istediğiniz zaman ne olur? Size TC kimliğinizi sorarlar. Kişisel güvenliğinizi sorarlar. Bunlar önemlidir. Çünkü size aslında bu borsaların, kripto para borsalarının güvenliğini söyler. Dijital paralar çok daha rahat alınıp satılabilir ve siber saldırılara karşı daha hassastır. Ama kripto paralar çok güvenli olduğu için ağları bu o kadar kolay kolay sizin elinizden alınamaz. Ne zaman elinizden alınabilir? Ne zaman el konulabilir sizin bitcoin'inize? Yasa dışı işlemlere kadar en son olarak Silk Road diye bir sistemin e, 1 milyar dolarlık bitcoin'e el konulduğuna dair haberler çıktı. Bunun nedeni de çocuk kaçırma, çocuk pazarlama, uyuşturucu, e, cinayet gibi suçları yapanların bu Silk Road üzerinden belli transferleri yapması nedeniyle ilegal bir örgütün Bitcoin'lerine el konuldu yani siz sıradan bir vatandaş olarak güvenliyseniz TC kimliğinizde bir sabıkanız yoksa veya bunu ilegal bir şey için kullanmıyorsanız el konulması diye bir durum yok. Dünyanın en Bitcoin zengini kimdir derseniz FBI'dir çünkü ilegal yollardan Bitcoin kullanmak isteyenlerin toplam 16 milyar dolarlık Bitcoin'ine el konulmuştur. 2011 mesela birisi bitcoinini kaybetti ne olur işte o geri kalan 21 milyon bitcoin sahibine e, kar olarak geri döner. 2011 yılında 550 bin bitcoini bir İngiliz iş adamı kaybetti. Bu da bitcoin e olanlara değer olarak yazıldı. Bitcoin'in 2049 senesine kadar üretilmesi bekleniyor. 2008 yılında başladı. Her 4 yılda bir bir yarılanma süresi vardır. Yani yarılandıkça sizin koyduğunuz elektrik birimine çıkan Bitcoin ilk başta 10'sa 4 yıl sonra bu 5'e, 4 yıl sonra 2,5'a, 4 yıl sonra 1,25'e çekecek şekilde 2049'a kadar bitecek Bitcoin üretimi. Toplam 21 milyonda üretilme üretim 21 milyonda tutulmaya çalışılıyor. Bunun nedeni de sınırlı emtialar çok daha değerli olacak. 2049 yılından sonra da bitcoin daha da değerli olacak. Çünkü bulunamaz hale gelecek. Buna alternatif olarak altın biliyorsunuz her sene belli bir oranda çıkarılmaya devam ediyor. Devam edelim bakalım size nedir? Herhangi birisi bitcoin üretebilir mi? Sizden gelen sorulardan bir tanesiydi. Tabii ki de üretilebilir ama şöyle bir durum var. Siz büyük bilgisayarlar daha fazla işlem yapabildikleri için şöyle düşünün. 1 milyon e, piyango bileti var. Bunun 900 binini aynı kişi almış. Siz de karşıda bir kişisiniz. İşte sizin bitcoin üretmeniz o bir kişi ne kadarsa bir e, süper bilgisayara, bilgisayar alanı sahip olanların üretimi de yani bitcoin madenciliğinin grup şeklinde yapılmasının nedeni de daha hızlı sonuç verilmesi. Her 10 dakikada bir bitcoin'de bir blok üretimi olur. Ve son dönemde madencilerin biraz şevki kırıldığı için maden şimdi yarılamayla aslında sizin verdiğiniz enerji aynı kalıyor ama e, aldığınız ürün azalıyor. Bu da madencilerin şevkini kırdığı için madencilik sisteminde %16'lık bir yeni değerleme yapıldı. Yani biraz daha işler basitleştirildi ki insanlar daha çok üretime girsin diye. Şimdi bitcoin'im çalınabilir mi diyorsunuz? Şimdi bir e Public A var. Yani herkesin sistemlerinin yazıldığı bir A var. Size buradan sizin Bitcoin almak istediğiniz işlemi verdiğinizde bu ağlara yazılıyor ve bu ağlardan sonra size özel bir anahtar veriliyor. Buna özel anahtar private key deniyor. Sizin bütün bu işlemi yapmak istediğiniz public network'e konuyor. Siz o özel anahtarlarınızın bilgilerine yani sizin işte TC'nize göre, yüzünüze göre, mailinize göre security size güvenlik kodları verilmesiyle size bir özel anahtar oluşturuluyor. Bu özel anahtarınızla sizin sahip olduğunuz bitcoinleri hiç kimse alamaz veya satamaz. Ama size bu eğer özel anahtara erişiminizi kaybederseniz de bitcoinleriniz tamamen kaybolur. Mesela şöyle düşünün dolar sürekli basılıyor. Sizin cüzdanınızdan birisi doları çektiğinde o doları kullanma şansı ona geçiyor. Ama sizin bitcoininizi siz kaybettiğinizde sizden başka hiç kimse onu çalamayacağı için ve kullanamayacağı için o bitcoinler Çöp oluyor ve böylelikle dediğim gibi az önce de söylediğimiz 2011'de olduğu gibi sizin bitcoininizin kaybolması diğerlerinin bitcoinini değerlendiriyor. Şimdi cüzdanı cüzdan size platformlar var. Bitlo, BTC Türk bunlardan iki tanesi. Ben Bitlo'yu referans gösteriyorum. O yüzden alım satım yapmak istiyorsanız benim sabit yorumumda olan veya açıklamamda olan linkten beni referans göstererek üye olabilirsiniz. İşlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sistemler size bir e, kimlik veriyorlar. Bir cüzdan veriyorlar. Eğer bu cüzdanınız sistem e, mesela diyelim ki saldırıyor orada siz ulaşamıyorsunuz. Nitekim dün bir güncelleme oldu. Ne yapabilirsiniz? Bu cüzdanınızı kendinize kişisel bir cüzdan açıp ona transfer edebilirsiniz. Böylelikle sizin kişisel cüzdanınız tamamen o sistemden kopartıldığı için aslında siz daha korunaklı bir hale geliyorsunuz. O yüzden cüzdanlar, dijital cüzdanlar, kağıt cüzdanlar olarak belli şekillerde ayrılır. Cüzdanları araştırmanızı bekliyorum. Kripto para birimlerine borsaları size bir dijital cüzdan verecektir. Eğer siz buna inanmıyorsanız, bu borsaların tamamına ikinci yöntemde daha alternatif, kendinize has bir cüzdan çıkartmak. Devam edelim. Yatırım yapacağım, on binlerce dolarlık bitcoin almak zorunda mıyım diyorsunuz. Hayır değilsiniz. Bir bitcoin yaklaşık 100 milyon satoshi'ye eşittir. Bu da e, Kur'an beyefendiniz simgesel adından gelmektedir. Yani siz 10 dolarlık da bitcoin alabilirsiniz, 100 dolarlık da bitcoin alabilirsiniz. Ona oranla da artışlar sizin o oranınıza göre uyacaktır. Ethereum ve benzeri kripto para birimleriyle Bitcoin ve blockchain arasında ne gibi benzerlikler vardır? Bitcoin'in zinciri farklıdır, Ethereum'un zinciri farklıdır. İkisi birbirlerinden ayrıdır. O yüzden siz hangi herhangi bir Litecoin, altcoin'lerden bahsediyorum. Bitcoin'in altındaki daha ufaklardan. Ethereum, Tether bunların hepsinin ağları farklıdır. Birbirleriyle bağlantıları yoktur. Bir bitcoin neden 100 milyon Satoshi'ye eşittir? Çünkü 31 Ekim 2008'deki isim Satoshi Nakamoto'dur. Satoshi'ye eşitliği buradan gelmektedir. Kesinlikle bu kişi böyle bir insan yok. Bu simgesel bir şey. Kişiden kişiye, kişiden kişiye daha kayıtsız şekilde ulaşılması için yapılmış bir durumdur. Nasıl bitcoin transfer edilir derseniz. Şimdi siz bir sisteme mesela Bitlo'da üye oldunuz. Oraya TL cinsinden paranızı koyuyorsunuz ve böyle işleme başlıyorsunuz. Aslında bitcoin'i siz transfer etmiyorsunuz. Bitcoin sahipliğini transfer ediyorsunuz. Bunu da lütfen yazınız. İsteyen herkes bitcoin üretebilir mi dediğim tabii ki de kişisel olarak bitcoin madenciliğine girebilirsiniz ama çok maliyetli olduğu için bitcoin madenciliği daha fazla insanın daha fazla ağların olduğu şekilde yapılıyor. Bitcoin neden bu kadar özel? Sonuç olaraktan 21 milyon tane üretilmesi önemli. 21 milyon da sınırlı tutuluyor. Bunların nedeni bu. Kripto para birimi nedir diye sorarsanız kripto para birimi gerçek para birimleri gibi merkez bankaları tarafından basılmaz. Dijital varlıkları dijital dünya üzerinde başlayan ve işlem ağlarıyla devam eder. Siz onu fiziksel olarak göremeseniz bile o orada vardır. Bitcoin bunların en önemlisi olarak görülür. 700'den fazla Litecoin vardır. Yani farklı altta alabileceğiniz kripto paralar vardır. Şu anda 1300'ü geçmiştir. Bu da önemli. Yani gittikçe artıyor. O yüzden sizin neye e, yatırım yapacağız yine siz karar vereceksiniz. Son dönemde Ripple. Şimdi ülkelerin e, haberlerinden beslenenler var. Mesela Bitcoin işte Amerika bazlı olarak görülür. Ethereum Rusya'dan desteklerini denir. Stellar'ı mesela bir e, IBM tanımladığı için geçmişte 2 sene önce inanılmaz artmıştı. Diğer taraftan yani farklı farklı alternatifler vardır. Bakalım size vermediğim şeyler var mı? Bitcoin transfer edebilmek için sizin bir sisteme kayıtlı olmanız gerekiyor. İşte Bitlo'yu burada kullanabilirsiniz. Ama mesela 12 Şubat 2019'da ilk defa bir sistem olma, internet olmadan bir transfer gerçekleşmiştir. Bu önemlidir. Telsizden telsize. 12 Şubat 2019'da Kanada'nın Toronto şehrinde Amerika'nın Michigan eyaletine kısa dalga radyo sinyalleriyle Bitcoin transferi gerçekleştirilmiştir. Bu da aslında insanları korkutan bu. Çünkü Bitcoin'in transferinin internet dışında da olması yasal olmayan şeylere alet olabileceğini gösterdiği gibi kişiden kişiye tamamen herhangi bir iz bırakmadan da e, transferi transfere göz önüne getirmiştir. 2017 yılında %90'a %90 kadar Bitcoin fazlalığı vardı. Yani Bitcoin egemenliği vardı. Şimdi %60'lara indi. Çünkü Ethereum, Tether, Ripple, e, Stellar gibi bir lightcoin'ler öne çıktılar. Bakalım başka size bir şey kaçırmak istemiyorum. Bitcoin dolar karşısında en yüksek 20.089 dolara kadar çıkmış. Daha sonrasında kayıplarına başladı. 2018 yılında ciddi anlamda düşüşlerini getirdi. 2019 yılında %60'a kadar geriledi. 2018 yılında o düşüşler %32'ye kadar indi. Çünkü bir anda 20 bin dolarlardan 7500 dolarlara kadar gerilemeler gördük. Ripple'ın e, kısa bir süre önceye kadar %13'e kadar çıkmıştı. Seviyesi Ripple dediğimiz yani alabilecekleriniz Ripple olabilir, Stellar olabilir. Siz kendiniz inceleyin, kendiniz bakınız. Başka benim yanıtlamadığım... Eee... Sistemlerin ödeme olarak bitcoin alacaklarını haberlerini vermeleri paypal gibi işte e, artışın olması yarılama dönemleri 4 yılda bir alınacak verinin alınacak ürünün azalıyor olması bunların hepsi değer verir seçimlere doğru mesela yatay seyrediyordu Türkiye parasıyla 116 bin liradaydı bir anda 134 bin lira kadar çıktı orada bir kar alanlar oldu ama artışların sürmesi bekleniyor çünkü önümüzdeki 2 sene içerisinde az önce bahsettiğim bu dijital cüzdanlar kağıt cüzdanlar ve kripto cüzdanlarının herkeste olacağına inanıyorum. Dediğim gibi bir platform seçmeniz çok daha güvenli çünkü o platform sizin güvenceniz oluyor. Siz kendi başınıza bitcoin alıp sattığınızda size bir güvence verebilecek bir platform olmadığı için birazcık daha risklidir. Siber saldırılar açısından risklidir. Çünkü şöyle bir şey var bitcoin oynayanlarda inanılmaz süper bilgisayarlar olduğu için sizden çok daha kuvvetli bir sistemleri olduğu için siz daha kolay yok olabilirsiniz bu sistemde bitcoin'inize veya kripto paralarınıza el konulması diye bir durum yok eğer yasa dışı suçlara alet olmuyorsanız bu bitcoin'lerle dünyanın en zengini fbi bitcoin anlamında 16 milyar dolarlık bitcoin'i var ben bitlo'yu öneriyorum üye olabilirsiniz bakabilirsiniz bir bakın sonuç olarak sisteme para havale etmeniz ve oradan sonra işleminize başlamanız söz konusu dün olan bitlo'daki problemle ilgili hemen yetkililerle iletişime geçtim ve şöyle bir şey söyleyelim Bitcoin'de 9 ila 15 Kasım arasında yapacağınız işlemlerde benim vasıtamla yapacağınız işlemlerde sizden komisyon alınmayacak bu birincisi. Bu algıyı şu algıyı kırmak istiyorum. Bitcoin ve Ethereum arttığında sistemi kilitliyorlar diye sizden çok fazla sayılı şey geldi. Neden şöyle söyleyeyim. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü o platformun da hedefi sizden aldığı komisyonlarla varlığını sürdürebilmek. O yüzden size kullandırmaması veya karlı bir günde aldırıp sattırmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Tamamen onların hanesine zarar olarak geçecektir. Ama büyük ve yoğun platformlarda böyle güncellemeler olur. Böyle aksaklıklar olabilir. Ama her zaman güvence altındadır. Yani yok olması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü sonuçta herkesin bir muhatabı vardır. Sosyal medya üzerinden erişim her zaman daha hızlı olacaktır. Telefona oranla diyeyim. Böyle kapatayım. Dediğim gibi eğer bu sisteme girmek bakmak istiyorsanız benim sabit yorumumda ve açıklama kısmımda duruyor. Oradaki referansa beni Yeni referans göstererek üye olabilirsiniz ve ben hiçbir zaman güvenmediğim bir şeyi size söylemeye taraftar değilim. Nasıl pek çok kaynaktan bunu şey yapıyorsam bakıyorsam pek çok kaynaktan da size harmanlayıp belli şeyleri anlatmaya çalışıyorum diyeyim. Son olarak bir önceki videoda Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısında Görev değişikliğini sormuşsunuz. Şöyle bir durum var. Şimdi Trump yüksek mahkemelerde kuvvetli olduğu için o soruyu da cevaplayayım. Yüksek mahkemelerde kuvvetli olduğu için Halkbank davasını rafa kaldırılmıştı. İşte hallolmuştu, ertelenmişti gibi gibi. Merkez Bankası'nın başındaki Murat Uysal, Rıza Zarrab'ın bu rüşvet ve Halk Bankası konularında görev halindeydi. Yani Halk Bankası'na görevli bir isimdi. Joe Biden'ın kazanmasıyla eğer bir Halk Bankası raftan indirilirse Merkez Bankası'nın başında olması yakışık durmayacağı için hemen bir operasyon yapıldı ve yerine Naci Abal geldi. Ha Naci Abal'ın gelmesi bu kritik durumda birazcık soru işaretlerini getirdi. Acaba faiz mi indirmek için geldi bu? Faiz arttırmak için mi yoksa faizi pas geçmek için mi? çok spekülasyon var. Pazartesi günü yeni bir gün olacak. Yarın da bir yayın yapacağım. Çünkü çok karışık bir dönemdeyiz. Altında dolarda ben yeni rekorlar bekliyorum. Çünkü şu anda piyasanın bir bu yaşananları bir kodlaması, bir fiyatlaması, Amerikan seçimlerine karşı da bir şekilde bir e, pozisyon alması gerekiyor. Diyeyim böyle kapatayım. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı okuyorum. Olabildiğince şu soru 10 soruda diye yola çıkmışım ama 10 soruda olmadı. Pek çok soruya cevap vermeye çalıştım diyeyim. Görüşmek üzere.